piramidimizin tabanında ne var? Ekmek, makarna, bisküvi, yani daha çok bize enerji veren unlu gıdalar var. Demek ki gün içinde mutlaka bu gıdalardan tüketmemiz gerekiyor. Evet, bir bisküvi var, sebze ve meyveler. Bunları da mutlaka tüketmemiz gerekiyor. Eğer biz çok sık grip oluyorsak, çok sık hasta oluyorsak, bu meyve ve sebzeleri az tükettiğimiz için çok önemli. Daha sonra ne yememiz gerekiyor? Et, balık, yumurta, süt, peynir. En az ne tüketmeliyiz? Yağ ve şeker. Şeker bize çok enerji verir. Ama bir süre sonra da bizi acıktırır. Sürekli bir şeyler yemek isteriz. İleride öğretmenlerimiz size öğretecek. İnsanların şeker hastası olması çok şekerle ilgili değil. Sürekli acıkarak bir şeyler yemesiyle ilgilidir. O da bizim vücut dengemizi tamamen bozar. Daha sonra konuşacaksın Toprak. Bakın, piramidimizin ilk cephesinde en az almamız gereken yağ ve şekerlerimiz var. Çok şeker yiyen insanın dişi çürür, değil mi? Onun için onu çok dengeli almalıyız. Mesela bir kolanın içerisinde bir çay bardağı kadar şeker var. Ne kadar çok, değil mi? Bir o kadar şekeri biz bünyemize alıyoruz. O da biz bir süre sonra bizde alışkanlık yapıyor. İçtikçe onu, inanın, bir kiricin üzerine dökün, bir süre sonra o kiricin çözüldüğünü görürsünüz. Öyleyse kola ve onun gibi gazlı içecekler kemik ve diş yapımıza son derece zararlı. Devam edelim lütfen. Evet. Tekrar. Evet. Obezden bir obez. Değil mi? Aşırı yemiş. Bakın burada belki çok severek diyoruz ama sık yediğimizde son derece zararlı olan patates kızartması. Bunların tümünü bitirir, bir süre sonra acıktır der tekrar yer. Ama böyle yağlanma sonucu bu insan bir süre sonra yürüme zorluğu, spor yapamama, rahat hareket edememe gibi durumlarla karşılaşır. Arkadaşımızın ifade ettiği gibi obezite aşırı yemek yağlanma sonucu oluşan bir hastalıktır. Devam edelim. Evet. Birkaç tane birinci sınıftan arkadaşlarınız, siz artık abla ve abi oldunuz. Odama bu resmi gösterdim. Dedim ki Afrika'daki kuraklıktan bu çocuklar Uluslararası Sağlık Teşkilatı UNESCO, değil mi? O dünyadaki çocukların beslenmesi konusunda ön ayak olan bir kuruluş. O çocukların yaşama kazandırılması için bir araya gelip onlara sürekli Afrika'ya yiyecek gönderiyor. İşte bu çocuk gıdasızlıktan muhalif gelmiş. Bir tutu, Melek öğretmenimin de demin ifade ettiği gibi, ben bunu sevmem, bu iğrenç, bunu yemem, bu alerji yapıyor. Böyle bir şey deme hakkımız yok. Mesela bir anneye veya dokunucunun bir aşçısını düşünün. Ne kadar ter dökerek, ne kadar çaba harcayarak o yemeği bizim önümüze yaşıyor. Biz kusur diyoruz. Bu insanlık için çok büyük bir ayıp. İşte böyle bir manzarayla karşılaşmalar için bu Mesir piramidindeki gıdaları zengin bir şekilde almamız gerekiyor. Devam edelim lütfen. Evet. Yine en üstte piramidimizin en tepesinde katı ve sıvı yağlar, tatlılar var. 5 tane baklava yiyelim. Hayır. Çok sevsek bile 2'den fazla asla yenilmez. 2 tane. Üçüncüsü? Hayır. Evet. Durmadan şeker yiyelim. Hayır. Bir kere onların içindeki boyama maddesi sizin bünyenize son derece zararlı. Evet. Ama aşağı iniyoruz. Protein dediğimiz et, süt, peynir grubu vazgeçilmez meyve ve sebzelerimiz. Yine bize enerji veren grup unlu gıdalar. Evet, devam edelim.
bunu bana. Can oku lütfen sesli. Biraz daha sesli lütfen. Evet, enerji verici. Yani mesela bir sporcu bizden biraz daha enerji verici grubu yemesi gerekiyor. Sağlıklı, sık hasta olmamak için, sağlıklı kemik ve diş yapısı için sebze ve meyveler. Bakın, ne diyoruz? Çantamızda mutlaka incir, kuru kayısı, elma, armut, değil mi? Bunları koyun. Fındık, ceviz, kabuklu olmayan ve bunları arada atıştırın. Hiçbir zararı yok, faydası var. Evet, ne var burada? İncir. Zeytin. Evet, bir üstte peynir. Bir üstte balık. Bir üstte evet. En üstte muzdolabı. Evet, daha sonra dondurma. Dondurma ve en üstte de bakın yağlı et. Dikkat edin, yağsız değil, yağlı et yememiz gerekiyor. Beyin faaliyetlerimiz için et yememiz gerekiyor. Ama çok yağlı besin, benim bir hastalıktan söz ettim. Başka bir hastalıktan? Evet, gut. Değil mi? Gut diye bir hastalık. Ellerin ve ayakların aşırı şişmesiyle olan kötü bir hastalık. Aşırı derecede olup kebap gibi şeyleri yemekle oluyor. Evet, devam edelim. Evet. Burayı kim okumak ister? Evet Zeynep, sesli. Evet, sebze ve meyveler yer alır. Mesela ben size diyorum ki geceleri içtiğiniz bir bardak süt ve yanında yediğiniz bir muz beyninizi ertesi güne hazırlar. Çok önemli yer tutuyor. Enerji verici besinlerden sonra sebze ve meyveler yer alır. Devam edelim. Geçti galiba. Evet. Kim okumak ister? Evet. Evet. Bir daha. Meyve sebzeler üstünde proteinler yer alır. Protein nedir arkadaşlar? Protein. Evet Efe. Evet. Yaklaştın. Proteinler. Proteinler bizim büyümemizi sağlayan meyvelerin içinde bulunan. Acaba meyvelerde mi vardır protein? Farklı. Evet sağ. Yumurta tarzı yemekler. Bir daha söyle lütfen. Yumurta tarzı yemekler. Bir daha. Yumurta tarzı yemekler. Yumurta, et, süt. Ana proteinler bunlar. Evet. Et, süt, yumurta. Devam edelim. Evet. Kim okumak ister? Neriman. Evet. Evet. Neriman okumuyor mu? Evet, evet. Evet, Sude. Oku. Evet. Evet, ben de. Peki, iyi görmedi herhalde arkadaşımız Fırat. Sağlıklı beslenme piramidini. Piramidini tepesinde yağlar ve tatlılar yer alır. Evet. Katı ve sıvı yağlar tatlılar. Evet. Katı ve sıvı yağlar tatlılar. En az yememiz gerekenler. Cips sever misiniz? Cips. Biraz. Kola sever misiniz? Hayır. Bunları ancak 15 gün yeriz. Bakın çok önemli. Arkadaşlar hamburgerlerin içinde okulda ne yaptığı, evden menüsün yaptığı değil. Konuşmayalım. Konferans salonundayız. Oturur musun lütfen? Tamam, hamburgerlerin içinde
ne olduğu belli olmayan katı maddeler var. Bazen o kıkırdak dediğimiz kemik parçaları bile makinelerde öğütülerek onların içine katılıyor. O mekanizmalarda, Burger King'lerde bunlara lütfen itibar etmeyin. Onların yerine annemizin evde hazırladığı kocaman bir köfte, güzel bir ekmeğin içerisinde marulla veyahut da ketçap mayonezle bunları evde tüketebilirsiniz. Ama dışarıdakilerin hepsinin içinde katkı maddesi var. Devam edelim. Burası. Bu kadar mı? Evet. Annemizin yaptığı bir kek. Bakın onu da. Meyve ve sebzeler, süt, yoğurt ve peynir grubu, katı ve sıvı tatlılar. Bakın en dar yerde yağlar ve tatlılar var. Lütfen bunlara her zaman özen gösterin.